Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, yılın son dönemine giriyoruz Ekim ayıyla birlikte ve tutulma döngüsündeyiz. Evet, bu yılın 2022'nin ikinci tutulmaları Ekim ve Kasım ayında yaşanacak. Dolayısıyla önemli bir dönemdeyiz. Güneş ve Merkür 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerliyor olacak. İlişkiler, ilişkilerinizle ilgili vereceğiniz kararlar, karşınızdaki kişiler, işbirlikleriniz, evliliğiniz, partneriniz, bununla ilgili konu ve kavramlar Ekim ayının özellikle ilk döneminde sizin için çok daha öncelikli hale gelebilir. 9 Ekim'de burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Evet, dolunay 16 derece Koç burcunda meydana gelecek. Sevgili koçlar, sizin dolunayınız, her yıl biliyorsunuz burcunuzda bir dolunay, bir de yeni ay meydana gelir. Dolunaylar tamamlanma, dönüşüm, sonuç alma süreçlerini işaret eder. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha belirleyici ve önemli olabilir. Bu dolunayla birlikte yaşamınızın temel dinamiklerinde bazı kişisel girişimler için inisiyatif alabilirsiniz. Ya da daha önce vermiş olduğunuz kararların bazı sonuçlarını alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili olabilir, kariyer beklentilerinizle ilgili olabilir, yaşadığınız çevreyle ilgili olabilir. Genel sağlığınızda bazı hassasiyetlerin olması mümkün. Bu dolunay bir imaj değişimi, fiziksel bakımınız, imajınızla ilgili tamamlanma, bir değişim de getirebilir. Sağlık konularında bazı hassasiyetler oluşabilir. Çünkü yükselen burç üzerinde olan dolunaylar güneşimizi de etkiliyorsa özellikle bizim için sağlığımız üzerinde belirleyici olabilir. Şiron'la da birleşen bir dolunay bu. Sağlık ve şifa konularını özellikle işaret ediyor. İyileşmeler adına bazı adımlar atabiliriz. Kendimizle ilgili hayatımızı, yaşam koşullarımızı iyileştirmek, sağlığımızı belki daha iyi hale getirmek için, yaşam kalitemizi arttırmak için bazı önemli kararlar verebiliriz bu dolunayla beraber. Evet, dolunay etkileri 23 Ekim'e kadar olan yeni ay döngüsüne kadar devam edecek. Plüto dolunayın hemen ardından artık Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönüyor ve Oğlak Burcu'ndaki son hareketleri bunlar. Önümüzdeki 2023 yılı Nisan ayında Plüto Kova Burcu'na geçiş yapacak. 2008 yılından bu yana Plüto Oğlak Burcu'ndaydı. Sizin için de çok önemli bir transitteydi. Şimdi Oğlak Burcu'nun son dekanlarında ileri harekete dönecek ve bu da belki geleceğiniz, kariyeriniz, toplumdaki statünüzle ilgili olan alanlarda uzun vadeli süreçte olan dönüşümler için sizi tekrar bir etkileyecek, bir tetikleme yaratacak. Plüton'un etkisiyle beraber özellikle kariyer hedefleriniz, geleceğiniz, statünüz, toplumdaki duruşunuzla ilgili alanlarda güçlü dönüşüm enerjileri altında olabilirsiniz. Evet, Merkür artık düzeliyor. Merkür Ekim başından itibaren Başak Burcu'nda ileri hareketli olacak. 11 Ekim'den itibaren Terazi Burcu'na geçişini yapacak. Gölge günlerinin tamamlanması ve hızına kavuşması için 15 Ekim'i beklemek gerekiyor. 15 Ekim'den sonra daha hızlı, daha güçlü bir Merkür karşımızda olacak. Özellikle Eylül ayında iş konuları olabilir, eğitimle ilgili konular olabilir, buralar ilişkilerimizle ilgili sorgulamalar olabilir, buralarda bazı takılmalar, yavaşlamalar hissetmiş olabiliriz. Şimdi Merkür'ün ileri harekete dönüşüyle beraber bu alanlar daha rahat ilerleyecek, daha rahat çözüm yolları bulabiliriz. Özellikle Terazi Burcu'na geçişiyle birlikte Venüs de Terazi Burcu'nda olduğu için 11 Ekim'den sonra İlişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklıklarınız, yakın arkadaşlarınız, evlilik gibi konularda daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Bunlar tabii ki herhangi bir konuda bir anlaşma, sözleşme gibi konuları da içerebilir. İmza atma gibi yasal süreçleriniz de olabilir. Bunları daha rahat ele alabilir, sonuçlandırabilirsiniz sevgili koçlar. 23 Ekim itibariyle Güneş ve Venüs aynı gün Akrep Burcu'na geçiyor. 25 Ekim'de
Akrep Burcu'nun bir derecesinde yeni ayla birlikte güneş tutulması meydana gelecek. Evet, yılın ikinci güneş tutulmasını yaşayacağız. Bir derece Akrep Burcu'nda Venüs'le birleşiyor bu tutulma. Sizin 8. evinizde tutulmaların tesiri sadece bir ayla sınırlı değil. En az 6 ay, önümüzdeki Nisan sonuna kadar aslında bu tutulma tesirleri devam edecek. Akrep Boğa aksındaki tutulmalar 2 yıllık bir dönemi kapsıyor. Bunlar geçtiğimiz 2021 Kasım ayı ile beraber başlayan bir süreç. 6 ayda bir bu Boğa Akrep aksındaki tutulma döngüleri devam ediyor olacak 2023 sonlarına kadar. 8. evinizdeki bu tutulmayla beraber bazı krizler, hayatınızda dönüştürmeniz, hayatınızdan çıkarmanız gereken konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. İlişki dinamiklerinizle ilgili olabilir. Örneğin bir evliliğin bitmesi ya da bir işbirliğinin başlaması ya da tamamlanması. Bununla ilgili paylaşımlar, finansal hisseli paralar örneğin olabilir. Bu tutulma bu konularla ilgili dinamikleri hayatınızda çalıştırabilir. Aynı şekilde şifalanma, yani bir sağlık sorununun giderilmesi için olabilecek bir operasyon, bir ameliyat gündeme de getirebilir. Veya süreçte olan konularda farklı bir aşamaya sizi taşıyabilir. Daha tutkulu, daha hırslı olabileceğiniz bir süreç. Özellikle her türlü ilişki dinamiğinizde biraz daha duygusal ve dürtüsel davranabilirsiniz. Bu süreçleri de dikkatli bir şekilde yönetmek gerekiyor tabii ki. Her koç aynı şekilde etkilenmeyecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu tutulma sabit burçların ilk derecelerini özellikle etkiliyor ama öncü burçlarında son derecelerini etkileyebilir. Bu nedenle lütfen güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 28, 29, 30 derecelerde ise bu tutulmadan etki alabilirsiniz. Bir derece akrep tutulmasından. Bunun yanı sıra kişisel doğum haritalarınızda bir derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu güneş tutulmasının etkisinde kalabilirsiniz. Bunları lütfen kontrol ediniz sevgili koçlar. Ve sizin için bu ayın yine çok önemli bir gelişmesi, gezegeniniz Mars'ın 29 Ekim itibariyle İkizler Burcu'nda gerilemeye başlaması olacak. Biliyorsunuz Mars uzun bir süre Mart 2023'e kadar İkizler Burcu'nda olacak. Bu da sizin için önemli bir enerji tabii ki. Üçüncü evinizde ilerliyor. Ancak her iki yılda bir retrosunu yaşarız. Bu sefer İkizler Burcu'nda retro yapacak Mars. 29 Ekim'de başlayacak. 13 Ocak'a kadar devam edecek. Üçüncü evinizde bir Mars gerilemesi var. Burada enerjilerinizde aldığınız kararlara, eylemlerinize biraz daha temkinli yaklaşmanız gerekiyor. Üçüncü evinizde ilerleyen bir Mars, eğitim konuları, iletişim, yakın çevre ilişkileri, ticari aktiviteler olabilir. Buralarda bazı geri dönüşler, bazı aksamalar, bazı anlaşmazlıklar çıkarabilir. Özellikle kardeş ilişkilerine, komşu ilişkilerine, yakın çevre ilişkilerine dikkat edin. Trafikte kazalara çok açıktır Mars retroları ve ikizlerde özellikle 3. evinizde iletişim ve ulaşımla ilgili bir alan. Buralarda daha kontrollü, dikkatli olmanız gerekiyor. Bu dönemde önemli adımlar atmamak, hani yeni kararlar vermemek, girişimler konusunda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ve her türlü ilişkide, özellikle yakın çevre ilişkilerinizde daha belki sakin olmakta, dürtüsel davranmadan hareket etmekte fayda var. Bilgi trafiğini çok ortaya çıkarır Mars ikizlerde. Burada konuşmak, yazmak, çizmek çok önemlidir. Ama Mars ikizlerde gerilerken, hani konuşurken de anlaşılmakta zorlanabiliriz ya da yanlış anlaşılabiliriz. Biraz daha kırıcı, yaralayıcı bir konuşma tarzımız olabilir. Bu iletişimleri sıkıntıya sokabilir. Bunlara da özellikle dikkat etmekte, özenli olmakta fayda var sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.